Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün pide yapacağız. Evimizde olan malzemelerle ne varsa beyaz peynir, sucuk, kaşar, kıyma. Ama pidelerin malzemelerini saymadan önce kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olmanızı ve izlemenizi rica ediyorum. Beğenirseniz de beğeni tuşuna basarsanız mutlu olurum. Malzemelerimizi sayıyorum. Bu malzemelerden 8 tane pide çıkıyor. 5 su bardağı unumuz var. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket kuru maya kullanacağız. Yarım çay bardağı da sıvı yağ ve 2 su bardağı da ılık su. Güzel bir hamur yoğuracağız. Unun ortasını açtım. Önce mayayı ve toz şekeri, tuzu da kenarlarına ilave ettim. Sıvı yağımızı da ekleyeceğim. 2 su bardağı da ılık su. Tam yeterli. Güzel bir hamur elde edeceğiz. Daha sonra da mayalanmaya bırakacağız. Ele yapışmayan bir hamur olacak. Ne kadar yoğurursak o kadar da güzel olur hamurumuz. Gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur değil. Hamurumuzun yoğurma aşaması tamamlandı. Gayet güzel bir hamur oldu. Üzerini streçle kapatacağım ve 2 saat mayalanmaya bırakacağız. Ve bu arada malzemelerimizi hazırlayacağım içini. Evet, hamurumuz mayalandı. Gayet de güzel kabarmış. Şimdi güzelce havasını alacağım. Bezeleri ayıracağım ve yapmaya başlayacağız. İçi için kaşar, sucuk, evinizde ne varsa beyaz peyniri ben çatalla ezdim. Birazcık kekik, pul biber, biraz kaşar rendesi attım. Birazcık da zeytinyağı gezdireceğim üzerine daha lezzetli hale gelmesi için. Bu şekilde kahvaltılarda bile çok güzel oluyor, deneyebilirsiniz. Evde ne varsa o malzemelerden koyacağız. Birazcık kıymayı ben bir soğanlı ve biberli çevirdim şöyle bir domates sosuyla birlikte. 2 tane de yumurta. Bu şekilde ne isterseniz ıspanaklı da yapabilirsiniz evde ne malzemeniz varsa. Pidemizin ekmek gibi kabarmaması için hamurun havasını iyi almış olmamız lazım ki o aktifliğini mayanın ortadan kaldırmış olmamız gerekiyor. Ve birazcık da eğer çıtır çıtır olmasını istiyorsanız birazcık daha ince açmanız lazım.
Bu kıymalı harca da dediğim gibi soğan, kapya biber, yeşil biber, salça, domates sosu ve bol baharat ekledim. Bu şekilde gayet güzel bir iç oldu. İsterseniz bunu kapalı da yapabilirsiniz. Ben şimdi açık yapacağım. Sizin tercihinize kalmış bir şey. Bu şekilde uzunlamasını açıyorum. Yuvarlak olmaması için. ...200 derecede altlı üstlü pişireceğiz. Evet, pidelerimiz fırından çıktı. Kenarlarına da tereyağı sürüyoruz. Gayet güzel oldular. Mis gibi. Bu da aynı şekilde. Yanına da ayran yaptım. Bol köpüklü. Dilimledim ve gördüğünüz gibi inceliği de gayet güzel olmuş.
deneyenlere şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada aboneliğin ücretli olduğunu düşünenler varmış. Tamamen ücretsiz kanalıma abone olabilirsiniz. Bunu ben söylememiştim daha önce. Hani herkes biliyordur diye ama soranlar varmış. Ücretsiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yepyeni farklı tariflerde görüşmek üzere. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.